Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda size yeni başlayacak video serimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Burası benim ikamet ettiğim yer. Ve bu arkamda gördüğünüz kısım da şöyle karıkların belli olduğu bir yer. Orası arkadaşlar benim yaklaşık 2 senedir bir ekim dikim yaptığım yer, yaz aylarında. Yazın genelde işte buraya patlıcan, biber, domates, onları ekiyorum. İlk ektiğim sene sadece biber, domates ve börülcelerden ekmiştim. Bamya vardı arkadaşlar, patlıcan vardı yine, topan patlıcan vardı. Domates vardı, bir de biber vardı. Geçen seneki aldığım verim çok çok azdı. Çünkü domateslerden sinek dadanmıştı. Börülcelerden de keza öyle. O sineklerden bir türlü kurtulamadım. Artı bir de yaptığım bir hata vardı. Bamyalarla salatalıkları aynı yere diktim. Salatalıklar hani gayet fazla su isteyen bitkiler. Bamyalar ise tam tersi. Bamyalar da suyu az ister. Öyle bir hata yaptım ama bamyalar bu sefer uzun oldu. Bamyalar uzun denk geldi. Neyse artık bamyalardan da tohumlarımızı aldık. Diğer başka börülcelerden tohumlarımızı aldık. Bu şekilde geçen seneyi tamamladık arkadaşlar. Bu sene de ilk olarak yapacağımız şey, şimdi tüm kış boyunca bahçeyi ben ellemedim. Şu an tarihlerden yani Mart başı, Mart'ın ikisi. Ben bu bahçede artık eski kurumuş hani bitkileri sökeceğim. Dalından sebzelerin kalan artık kuru dallarını. Şu şekilde yani. Mesela şu bamyanın kökü. Artık ben bundan tohumlarımı aldığım için bunları söküp bir yerde toparlayıp bahçemi belleyeceğim. Bahçeyi belledikten sonra da bir süre yine dinlendirip, yağmurlarda biraz dinlendirip toprağın beslenmesini sağlayacağım. Daha sonra da yine viyollerde veya köpüklerde yetiştirdiğim yerel tohumlarımı. Ayrıca yerel tohum demişken aklıma geldi, şunu da göstereyim. Böyle Muğla Büyükşehir Belediyesi bu 2020 yılında ata tohumlarını halka dağıttı. Yani Türkiye'nin 81 ilinde birden ata tohumu gönderdi. Ben de bu tohumlardan sahip olduğum pakette sizde neler çıktığını söyleyeyim. Burada benim talep ettiğim tohum vardı arkadaşlar. 5 tohum hakkımız vardı. Bunlardan ben topan patlıcan, mor patlıcan, yerli roka, iri siyah, ayçiçeği, bir de 3 burun biber aldım arkadaşlar. Bunları denemek için aldım. Tabi Muğla yöresi sıcaklığıyla biliniyor. Muğla yöresinde hatta şu anda tohum dikimleri de başladı ama bu taraflar biraz daha soğuk olduğu için daha don olaylarını falan yeni atlattık. O yüzden ben şimdi istedim. Bunlardan da artık çıkan fideleri yine bu bahçeye ekeceğim. Bunun dışında almayı planladığım şeyler pembe domates. Pembe domatesin yanında bir de tabi biberleri de biraz çoğaltacağım. Charleston biber, yani dolmalık biber, bunlardan biraz daha almayı düşünüyorum. Geçen sene bir de ayrıca benim bunlar dışında bir mısır ekimi olmuştu arkadaşlar. Köy mısır, ancak onun tadını beğenmedim ben. Onlardan ekmeyi düşünmüyorum. Kenarları daha ziyade. Nohut ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onun tohumlarını henüz temin edemedim. Onları da tamamladığım zaman bahçenin kenarlarını ekeceğim. Ayrıca yine bamya ekeceğim. Kırmızı bamya bulursam ondan da ekmeyi düşünüyorum. Çünkü bamyadan ben iyi verim aldığımı düşünüyorum geçen sene. Yani her inişimde bir pişirimlik bir bamya çıktı yine en azından bize. Ayrıca size eğer bilmiyorsanız da şöyle bir ipucu verebilirim arkadaşlar. Bir sene atıyorum bir kara domates ektiyseniz öteki sene bunu değiştirin. Aynı yere bir daha domates ekmeyin. Biber olarak değiştirebilirsiniz veya patlıcan olarak değiştirebilirsiniz. Ben böyle yaptım. İşte ben yine geçen seneki karık düzenimi tam tersine paralel şekilde değiştirmiştim arkadaşlar. Bu da biraz daha iyiye yönelik, yani faydalı oldu benim için. Çünkü su kaynağım benim şuradan gelirken karıkları buradan veriyordum suyu. Bu da benim için daha iyi oluyordu yani. Neyse, bunlardan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bahçemizle ilgili size başka söyleyebileceğim şey, domateslerin veya hani diğer çiçeklerin sineklenmemesi için bahçenize fesleğen veya kadife çiçeği de ekebilirsiniz arkadaşlar. Ben fesleğen ekeceğim. Öyle düşünüyorum. Çünkü fesleğen kokusuna sinekler gelmez derler de, yani bu ufacık saksıdaki kadar fesleğenlerden olmaz tabii. Biraz daha geniş açıdan bakmak lazım buna. Biraz daha büyüklerinden ekmek lazım. Geniş yapraklısından ekmek lazım. Şöyle bahçeden biraz daha bahsedecek olursak arkadaşlar, bahçemizin ortasında şöyle bir zeytin ağacı var. Evet, zeytin ağacının yanında bu tarafta da var bir tane ağacımız. Yani sulama yaptığım günlerde göreceksiniz. Bu ağaçların altında gölgede oturacağız arkadaşlar. Sohbetlerimizi oradan yapacağız. Bahçem yaklaşık bir 20 metrekare kadar var arkadaşlar. Su kaynağımızı yine sitemizden temin ediyoruz. Ha, bu arada ilk sene burada ektiğim sene mısır ekmiştim arkadaşlar. Mısır yetiştirme gayet pratik arkadaşlar. Yani tohum zaten arsız diyelim. Hani istediğiniz yerden ekebilirsiniz. Kenara hem rüzgardan korur. Bu şekilde bitkilerinizin de hani devrilmesini, yıkılmasını veya dalların kırılmasını önler. Mısır ekmenizi de ayrıca bir tavsiye ederim. Ben bu sene yine bamya ekmekten kullanacağım ama tercihimi. Bundan sonra göreceğiz arkadaşlar. Edremit bahçem serimizin ilk videosu bu kadardı arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamlı için kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi iyi seyirler. Hoşça kalın.
Evet arkadaşlar, şimdi bahçemizde geçen seneden kalma domateslerin, biberlerin, bamyaların dallarını kopardık. Hepsini şuraya yığdık arkadaşlar. Evet, bundan sonra bize düşen görev artık işi hava olaylarına bırakmak. Yağmur yağacak arkadaşlar önümüzdeki bir 5-6 gün içinde. O yağmurla beraber bu kalan toprağın da beslenmesini bekleyeceğiz. Daha sonra kürekle belleme işini yapacağız. Belleme işinden sonra da artık bir yandan büyüyen tohumlarımızı da fide haline getirip daha sonra onların Mayıs ayı gibi toprakla buluşmasını sağlayacağız. Bizden bu kadardı arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Edremit Bahçem serisi devam edecek. Şimdi bu kadar bizden. Hoşçakalın.